Fleet Teknoloji'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Mercusys MV300R modelini tanıtmaya çalışacağız. Ürün arkadaşlar Wi-Fi sinyalinizi genişletmek için kullanılan bir üründür. Kablosuz olarak bağlantı sağlayabilirsiniz. Model cihazı herhangi bir prize taktığınızda bulunmuş olduğunuz kablosuz alanını genişletebiliyorsunuz. Kurulumu iki şekilde yapabiliyorsunuz. Bir, modem cihaz arayüzüne girerek bağlantınızı kablosuz ağ şifrenizi yazarak bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bir de bazı modemler üzerinde VPS butonu vardır. Direkt eşleştirme yaparak bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ürünümüzün kutusu bu şekilde arkadaşlar. Çift antenli olarak geliyor. Şu şekilde de bağlantı aşamasını göstermişler. Biz de daha sonraki videomuzun içeriğinde bağlantısının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Ürünü modeminize yakın bir mesafe ya da kablosuz ağınızın içerisinde bir yere konumlandırıyorsunuz. Daha sonra burada çekmeyen alanlar bu ürün sayesinde çekmeye başlıyor. Yani daha önceki kablosuz alanınız bu iken, modemin size vermiş olduğu alan bu iken, ürünü kablosuz ağ içerisinde herhangi bir noktaya konumlandırdığınızda artık kablosuz ağınız bu mavi gördüğünüz yerlere kadar uzanabiliyor. 300 megabit'e kadar kablosuz bağlantı sinyali alabiliyorsunuz. Yani veri alışverişi sağlayabiliyorsunuz. Ürünü açacak olursak, ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Çift anten. Ve sinyalimiz. Burada bağlantı sinyalimiz. Ürünün alt tarafında VPS butonumuz ve reset butonumuz yer alıyor. VPS butonu arkadaşlar bağlantıyı sağlarken lazım olacak bize. Bazı modemlerde VPS butonu özelliği var. Modeme şifre girmeden bulunduğu ortamdaki kablosuz ağlarla eşleştirebiliyorsunuz. Bunda da böyle bir özellik var. VPS butonu özelliğimiz var. Bağlantıyı kolayca yapabilirsiniz. Ya da diğer şekilde anlatacağım şekilde cihazın arayüzüne girerek bağlantı sağlayabileceğiz. Ürünün şurada kablosuz ağ adı var. Gördüğünüz gibi. Bunu da göstereyim yakından size arkadaşlar. Daha sonra bağlantı sırasında lazım olacak bize. Bu kablosuz ağ adını kablosuz ağları tarattırdığımızda ilk bağlantı sırasında kullanacağız. Ürüne direkt olarak prize taktığımızda herhangi bir kablo çekmeden bulunduğunuz ortamdaki wireless sinyalini çoğaltabiliyorsunuz. Ürünün kutusu içerisinden bir Türkçe kurulum kılavuzu çıkıyor. Yalnızca iki sayfa, onu da belirteyim. İki sayfa olarak bağlantının nasıl yapılacağı detaylı şekilde aktarılmış. Diğer belgelerde garanti belgesi yer alıyor. Bir de ürünün tanıtım kılavuzu var. Ürünün servisleri, kullanma kılavuzları yer alıyor. Evet, ürünümüzü bu şekilde gösterdiğimize göre arkadaşlar, ürünümüzün artık bağlantısının nasıl yapıldığını birlikte incelemeye çalışabiliriz. Ürün ben daha öncesinde test etmiştim. Size de kolaylık sağlayacaktır. Bulunduğum ortamdaki kablosuz sinyalini neredeyse iki katına çıkardı ve çok daha geniş bir kapsam alana sahip oldum. İnternet siteleri mağazalarında, teknoloji mağazalarında son derece ucuz bir ürün. Ben bunu A101'den satın almıştım. Bazen bunları da takip edebilirsiniz. A101, BİM gibi mağazalara da gelebiliyor. Çok daha ucuz fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Şimdi ürünün nasıl çalıştığı hakkında bilgi vermeye çalışalım. Birinci şekil, ürünün modem arayüzüne girerek, yani cihaz arayüzüne girerek kurulumu nasıl yapılandırdığını aktaracağım. Hadi birlikte videoyu incelemeye çalışalım. Evet arkadaşlar, Mercusys MV300R kablosuz menzil genişletici özelliklerini tanıdık. Artık cihazın kurulum adımlarına geçebiliriz. Mercusys MV300R kurulumunu iki şekilde gerçekleştireceğiz. Birinci kurulum, cihazın arayüzüne girerek kablosuz ağ adı şifremizi girerek bağlantı sağlayacağız. İkinci kurulumda ise modemler üzerine bulunan VPS butonu yardımıyla kurulumu gerçekleştirmiş olacağız. Birinci kurulumda arkadaşlar cihazımızı bir elektrik prizine takalım. Cihaz elektrik prizine takıldığında modem üzerindeki sinyal ışığı kırmızı olarak yanacak, sabit olarak sabit yanacaktır. Bilgisayarınızın sağ alt köşesinde yer alan kablosuz ağ simgesi üzerinde cihazın ismini bulacaksınız. Hemen cihazın altında videonun başında göstermiş olduğum gibi isim yazıyordu, kablosuz ağ adı. Burada örneğin bizim ismimiz Mercusys R966C. Sizde farklı olabilir. Buna bir kere tıklıyoruz. Bağlan diyoruz. Bizden şifre istemeyecek gördüğünüz gibi. Biz bu kurulum arkadaşlar www.freeteknoloji.com üzerinde de adım adım aktardık.
Tüm adımlar resimli bir şekilde aktarılıyor. İsterseniz web sitemizden de faydalanabilirsiniz. Aşağıda linki bırakacağım. Buradan gerçekleştirebilirsiniz. Tüm aşamaları kaydetmiştim. Evet, cihaz bağlandığı sırada şu adrese gireceğiz arkadaşlar. manisa.wlogin.net. Gördüğünüz gibi cihaz bağlandı. Tekrar ediyorum. manisa.wlogin.net. Enter butonuna basıyorum. Evet, cihazın arayüzü açıldı gördüğünüz gibi. Cihaz arayüzünde bizden şifre girmemizi isteyen bir ekran geliyor. Bu şifre cihaz arayüzünde ayar işlem yapmak istediğimizde bir sonraki aşamada bizi soracağı şifre, yani başkalarının cihazımızı ele geçirmesini engellemek adına buraya istediğiniz 8 haneli bir şifre yazabilirsiniz. Hemen altına da aynı şekilde şifrenizi yazın. Login butonuna basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şifre adımını geçtim. Gelen ekranda herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Next butonuna basıyorum. Yeni ekranda Scan butonuna basıyorum. Bu buton etraftaki kablosuz ağları tarattıracak bir buton arkadaşlar. Yani bulunduğunuz ortamda hangi ağlar varsa bağlanmak istediğiniz ağları tarayacak. Şimdi kısa bir süre bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi etrafımızda 29 tane ağ adı gözüküyor. Burada istediğiniz ağ, şifresini bildiğiniz herhangi bir ağ bağlantı kurup işlem yapabilirsiniz. Yani sizin kendi ağınız olmayabilir. Yan komşunuzun, arkadaşınızın, yan ofisinizin alt katın, üst katın şeklinde birden fazla ağ var. Burada gördüğünüz gibi sinyal değerleri var. Hangi değer iyiyse zaten sizin olduğunu anlarsınız. Gördüğünüz gibi benim Free teknoloji ağım 60 desibel bir sinyal yayıyor. Diğer ağlar bana uzak mesafede. Ama örneğin şu adam yakın diyelim. Buradaki şifreyi bildiğim şekilde girersem bu şifreyi de kullanabilirim. Buradan Free teknoloji ağının bölümünde hemen sağ bölümde Connect butonuna basıyorum. Burada gördüğünüz gibi benden şifremi istiyor. Yani benim ana modemde kullanmış olduğum şifrem. Hangi modemin kablosuz ağını tarattırıp yükselteceksem, yani kablosuz ağ sinyalini arttıracaksam bunun şifresini giriyorum. Şifremi yazıyorum. Buralarda herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz arkadaşlar. Next butonuna basıyorum. Burada cihazımızı kaydetmiş olduğumuz işlemleri kaydetmek için reboot butonuna basıyorum. Gelen ekranda tamam butonuna basıyorum. Ve kayıt işlemleri bitene kadar bekliyorum. Bu sırada cihazımıza işlemler devam ediyor. Kayıt işlemleri devam ederken herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazınızı fişten çekmeyin lütfen. Yapmış olduğumuz bu işlemle ana modemde kullanmış olduğumuz kablosuz ağ adını Mercosys'in içeriğine yazdık. Şifresini kullanmış olduğumuz şifreyi yine içerisine yazdık. Yani ana modemle cihazımız birbiriyle eşleşmiş oldu. Kayıt işlemlerinin sürmesini bekliyoruz. Son derece kolay bir kurulum var arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi yeşil olarak yandı ve artık bizi cihazın arayüzünden attı. Cihaz üzerinde kırmızı sinyal yanıp sönmeye başlar. Cihazın aktif olup olmadığını göstermek açısından. Şimdi arkadaşlar cihazımız aktif hale geldiğinde hemen yine sağ alt köşedeki kablosuz simgesine tıklıyorum. Buradan gördüğünüz gibi az önceki kablosuz ağ adım gitti. Yani az önce Mercosys ismim vardı. Çünkü şifre girmediğim için direkt fabrika ayarlarına gelmişti. Artık bağlantıyı sağladı. Free teknoloji olarak geçerli kazandı. Ben artık cihazımı hangi ağda, nerede kullanmak istersem evin, ofisin istediğim yerinde en önemli noktaya götürüp herhangi birisi taktığımda otomatik olarak kullanmış olduğum sinyali daha fazla yaymaya başlayacak. Yani videonun başında göstermiş olduğum o yeşil alan artık mavi alanla birleşmiş oldu ve kablosuz ağ adım, kablosuz sinyalim daha da uzak noktalara erişmiş oldu. Şimdi birinci seçeneğimiz bu. Şimdi ikinci seçenekte de VPS üzerinden işlem yapıyoruz. VPS üzerinden nasıl işlem yapacağını yine birlikte incelemeye çalışalım. Evet arkadaşlar, Mercosys MV300R kurulumuna devam ediyoruz. Bir önceki seçenekte kurulumu Mercosys'in arayüzüne girdik.
Oradan kablosuz modemimiz, ana modemimizi kullanmış olduğumuz kablosuz ağını tarattırdık ve kablosuz ağda şifremizi girdik. Daha sonra bağlantı eşleştirdik ve kurulumu tamamladık. İkinci seçenekte de bazı modemlerde şu üst bölümde ya da sağ tarafta ya da arka bölümlerde VPS butonları olur arkadaşlar. VPS butonları kablosuz bağlantı sağlar. Bu bir yönlendirici olabilir, bir access point olabilir, bir yazıcı olabilir. Birden fazla cihazla bağlantı sağlayabiliyor. Modeminiz olabilir, televizyonunuz olabilir. Tüm cihazlarla VPS butonu üzerinden şifre girmeden bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Cihazımızı prize takıyoruz. Gördüğünüz gibi cihaz üzerinde ilk seçenekte kırmızı bir sinyal yanıyor sabit olarak. Biz VPS butonunu aktif ettiğimizde hem modem üzerindeki VPS ışığımızın yandığını göreceksiniz. Şurada biraz yaklaştırırsak VPS ışığımız, burada VPS butonumuz. Bastığım anda buradaki ışıkla eşleşmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi VPS aktif hale geldi. Artık modemim kablosuz şifresini otomatik olarak ortamdaki seçenekleri açtı. Burada modem cihazın altında VPS butonu var. Basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ikisinde de ışıklar yanıp sönüyor. Kısa bir süre sonra iki işlemde tamamlanmış olacak. Modemden almış olduğu VPS şifresini cihazımız tanıyacak. Birbirleriyle etkileşim sağlayacaklar ve bağlantı sağlanmış olacak. Bu bağlantı sırasında beklememiz gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi eşleşme tamamlandı. İki cihaz arasında bağlantı kuruldu. Artık bu cihazımı şifresiz olarak tanıtmış oldum. Bu cihazımı kablosuz sinyalimin düşük olduğu ya da çoğaltmak istediğim alanlara götürerek kurulumu gerçekleştirmiş oluyorum. İki seçenekte kurulumu gerçekleştirmiş olduk. Bir, VPS butonu olan cihazımızda modem üzerinden bağlantı sağlık son derece kolaydır ama bazı modemlerde, eski cihazlarda VPS butonu olmayabiliyor. VPS butonu yoksa da üzülmeyin. Hemen modemin ya da cihazın arayüzüne girerek az önce yapmış olduğumuz gibi cihazınızı kurabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu cihazı şunu söylemeyi unuttum. TP-Link'in ürünü. 3 yılda garantisi var. Ürün son derece güzel, kullanışlı bir ürün. Fiyatı da makul seviyede. Siz de bu şekilde ürüne sahip olarak kullanımı yapabilir ve kablosuz ağ sinyalinizi arttırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamanızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.